Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iğne oyasından bu güzel modelin yapılışını paylaşacağım. Öncelikle bu sap kısmını borusunu hazırlayacağız. Daha sonra da yapraklarını oluşturarak tohumlarını yapacağız arkadaşlar. Çok şık, çok kibar bir çiçek arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçiyorum. Hemen iğneme ipimi taktım arkadaşlar. İpimi parmağıma hemen doluyorum. Ve düğümümü hemen atıyorum. Şimdi düğümümüzü attık. Hemen 6 tane zürafa yaparak başlıyoruz arkadaşlar oyamıza. 6 tane yaprağı olduğu için 6 tane zürafa ile başlıyorum. Evet. 6 tane zürafamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ipimi büzüyorum. Şu şekilde büzüldü. Şimdi tekrar her bir zürafanın içine batarak etrafını bir sıra dolanıyorum. Boru yapmak istemeyen arkadaşlar etrafını bir sıra dolandıktan sonra yaprakları yapabilirler arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane oldu kenarımız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sırasıyla tekrar 4 sıra kadar zürafa yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz boru yapmak istemeyen arkadaşlar hemen bu kısımdan başlayarak 2 tane zürafa ile yaprak yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu şekilde boru yaptığım zaman daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde etrafına 4 sıra zürafa yapacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde borumuzu oluşturacağız. 3-4 sıra yaparak borumu tamamladım arkadaşlar. Şimdi yaprağımın yapılışına geçiyorum. 2 tane zürafa yaparak başlıyorum arkadaşlar.
2 tane minik zürafa yapıyorum. Baştaki zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içine ikinci defa batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı zürafaya tekrar batarak kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Zürafa sayım eksilmemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Yine aynı zürafanın içine tekrar batarak kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafama batıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Pırpır sayım, kenarındaki pırpır sayım 6 tane oluncaya kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Tekrar yine aynı baştaki aynı zürafanın içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya ikinci defa batıyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya ikinci defa batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. İki, dört ve altı tane pırpırım oldu. Bir sonraki zürafaya battım. Bu defa sondaki zürafaya ikinci defa batmıyorum. Çünkü artık son pırpır yapacağız. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak
Son pırpırımı yapıyorum. Ve ipimi burada koparıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Her bir zürafanın içine ikişer tane zürafadan başlayarak yaprak oluşturacağız. Böylece 6 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Çiçeğimi oluşturdum. Yapraklarımı tamamladım arkadaşlar. 6 tane yaprağım oldu. Şu şekilde sapı da oluştu borusu. Çiçeğim tamam oldu. Şimdi ortasının tohumunu oluşturacağız arkadaşlar. İğneme yeşil ipimi taktım. Ve ipimi parmağıma doluyorum ve düğüm atıyorum. Şu şekilde düğümümü attım. Ve buraya 3 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Pırpırımın boyunu ayarlayacağım. Daha sonra düğümünü sıkacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir tane pırpır yaptım. Tekrar ikinci pırpırımı yapıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. Önce pırpırımın büyüklüğünü ayarlıyorum. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Tekrar üçüncü pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde 3 tane pırpırımı yaptım ve ipimi büzüyorum. Şimdi de pırpırımızın üzerine tohumlarını yapacağız arkadaşlar. Baştaki pırpırımın içine iğnemi batıyorum. Krem ipimi aldım. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. Pırpırlarımın içine her birinin içinden iğnemi geçirerek şu şekilde iki kez doladım iğnemi. Düğümüm tam ortaya gelecek şekilde ayarladım.
ve düğümümü sıktım. Üzerinin tohumunu da oluşturmuş oldum. Şimdi iplerimi koparıyorum. Diğer pırpırları da aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Tohumlarını tamamladım arkadaşlar. Parmağıma dolayarak büzmüş olduğum ipime iğnemi taktım. Yeşil ipime. Şimdi tohumlarını çiçeğimizin ortasından geçiriyoruz. Borusundan iğnemi geçiriyorum. Altındaki büzmüş olduğum yerden iğnemi çıkarıyorum. Ve hemen tutturuyorum buradan. İğnemi geçirdim. İki kez doladım. Düğümümü sıktım. İpimi kopardım. Tohumumu da bu şekilde takmış oldum. Şimdi de çiçeğimizi tutturacağız arkadaşlar. Hemen parmağıma dolayarak büzmüş olduğum ipimi iğneme taktım. Şu şekilde hoyamı tutuyorum. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım arkadaşlar. Dilerseniz orta kısmına, dilerseniz köşesine takabilirsiniz. Genelde bu çiçekler köşelerde daha güzel duruyor. Fakat yazmalarınızda orta kısımlarına da kenarlarına yapraklar yaparak tutturabilirsiniz, takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zürafa köşesi nasıl dönülür, tekniği nedir? Yine kanalımızdan ulaşarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu çiçeği köşeye dikeceğim. Şimdi iğnemi şu şekilde takıyorum. Hemen köşedeki zürafamın içinden geçiriyorum. İki kez doluyorum. Düğümümü iyice sıktım. Tekrar ikinci kez batıyorum. Tekrar doladım. Tekrar sıktım. Ve ipimi koparıyorum. Şimdi oyamı kaldırdım. Bu şekilde oyamı takmış oldum. Çok şık bir oya oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.